Efendim yayındayız. Selamlar. Ay Hasan Hoca'nın sesi Twitch'te özlenmiş. Selamun aleyküm. Selamlar. Bitmeyecek gece başladı. Bu gece unutulmaz. Gece Ayasofya'da biter sabah namazıyla hep beraber. İnşallah. Müsaadeniz olursa çok değerli bir abimiz, çok değerli bir konuğumuz, çok değerli bir hocamız var. Hikmet Hocam hoş geldiniz ilk öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Biz buradaki abilerimizle, arkadaşlarımızla daha önce oynadık. Lakin profesyonel bir teknik adamın bizlere eşlik etmesi, eğlence amaçlı toplandığımız bu ortamda bizim için çok kritik. Çok teşekkür ederiz size davete icabetiniz için. Ben teşekkür ederim. Memnuniyetle. Sağ olun hocam. Serkan abi yeni geldin herhalde. Hoş geldin diyeyim sana da. Çünkü seninle konuşamadık daha. Selamlar kardeşim, nasılsın? Sağ ol abi, sen nasılsın? Bugün İyiyim, program yoktu çok... herhalde TRT'de. Yok, bugün vardı. Yok. Benim yok. Salı günü ileri üçlü var benim. Bugün biz normalde Özkan abiyi de davet edecektik. Ama kendisinin programı var herhalde. Vallahi bugün yayın kuşağı. Kendimin olmadığı hiçbir yayın akışına bakmıyorum kardeşim ya. Onur abi hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk müdürcüm, iyiyim, sen nasılsın? Sağ ol abi, müdür olan sensin abi, estağfurullah. Eyvallah. Bizim müdürümüz sensin. Bu sefer iddia var mı Onur abi? Yok, yine eğlenceye geldik vallahi. Ya bırak abi bu ayaklara, bak köpürüyorsun, hissediyorum seni. Alican abi hoş geldin. Hoş bulduk, herkese merhaba. Yeter artık, bizi sal ya. Evet. Vallahi yeter, neymiş bu Alican, ya? Alican. Oyunun bug'ını kullanıyormuşsun, hileli falan öyle şeyler duydum. Doğru mu? Yani başarılı insanlarla ilgili bu tip şeyler. Söylenir değil mi? Hep söylenir bunlar. Olmak. Doğru diyorsun. Tamam. Zaten kabul edeceğini düşünmemiştim. ya tabii ki Twitch kana alıyoruz. Çünkü Hasan Hocam YouTube'da. Bizim için üzücü bir durum. Benim için üzücü bir durum daha doğrusu. Ne kadar daha sürecek o? Yo Hasan Hoca geçti herhalde yani. Ne oldu hocam? Orayı bir aydınlatır mısın bizi? Evet Hasan. YouTube bana daha mantıklı gelmeye başladı. YouTube'da devam ediyorum. Yarın belki YouTube kovar. Yine Twitch'e döneriz. Twitch'in bütün chatine selam söylüyorum. Aleyküm selam. Sizleri seviyorum. Chat yani Twitch'te chat'e bakmayı özlemişim. Chat'te sana bakmayı de selam olsun. Özlendin Hasan abi. Cansınız. Çok teşekkür ederim. YouTube'a bekliyorum. Jirox devam ediyor. Jirox kardeşim bizimle. Evet Hasan Hoca'nın YouTube kanalı E-Talks değil mi direkt? Aynen öyle. 100 bini de geçtik. Yapıyor ya. Yapıyor. Bekliyoruz. Abi. Herkesi bekliyoruz. Adam yapıyor. Hasan bize de abone ol bari de. Serkan abi karşılıklı bu işler yalnız. Serkan abi adını düzeltiyorum. Jirox'un bizlerle Twitch'in seferi. Kardeşim benim. Estağfurullah. Abi selamlar. Ben Averaj takımı olmaya geldim. Kolay gelsin herkese. İyi galibiyetler. Bilal şarkı var mı kardeşim yeni? Of. Kanka yeni çıktı bir tane. Sen bomba. Dinlemişsindir. Dinledim evet, hastasıyım her gün arabada. Ama bir tane de slow geliyor. Biraz kesmeli kendini yakında. Bilal Ancı'nın Paris konseri YouTube'dan bulun izleyin. Ne zaman be kardeşim harbiden? Ne zaman oldu mı? Geçen hafta abi. Oldu zaten geçen hafta. Şaka yapıyorsun. Geçen hafta Paris'te miydin? Geçen hafta. Bilal evet. Ancı Paris konserini direkt izleyin. Sonra Freddie Mercury'nin o meşhur konserini izleyin. Yani ufak farklar kalmış ikilinin sanata bakışı ve sanatçılı arasında. Ya. Sahne yönetimi arasında. Öyle abi. Karadeniz rüzgarı. Kuşumuz burada, Glarung. Kardeşim artık şu kendi yüzünü gözünü gösterir misin ya? Biz bunaldık senden ya. Hocam Fenerbahçe şampiyonluğuna söz verdik. 3 senedir bekliyorum. Hayırlısı bu sene olsun inşallah. İnşallah. Uğur abi alt odada. Uğur abi tabii bu saate kadar yatıp uyumuştur. O yüzden. Bir sıkıntı var. Sen ona verdiğin laptopta kendi Steam'ini açık bırakmışsın. Evet. O da ondan çıkış yapıyor. Evet, kendi Steam'ini bulamıyor, şifresini çözeceğiz. Umur'u çağırdık acil olarak. Onun Steam'ine girecek. Umur'u, Umur'un Steam'i. Steam buluruz ya. Sıkıntı yapmasın Uğur abi. Chat'ten çok acil bir Steam desteği. Chat, Steam yok mu ya? Paslayalım birbirimize kardeşlerim. Peki, ben soracağım Mert. Efendim? Şey olunca, Steam hesabını değiştirince FM'yi tekrar indirtmesini istemez inşallah.
İnşallah. Yok yok hayır hayır ya, hayır. Yok, yok abi yemez. Biz gamer'ız ya, biliyoruz oralara. Hikmet hocam, ben sizle ilk 2001-2002 Kocaeli Spor, doğru mudur? Doğru. Sayayım mı 11'i şok olun? Say bakayım. Kalede Mert, kalede Mert Metin. Aynen. Metin Mert miydi? Metin Mert, Mert Metin. Sağ bek Hasan Yiğit. Hasan Yiğit ama sarı, Ahmet sarı, vardı. Sarı sarı, Ahmet. Sarı sarı uzun saçlarıyla Hasan Yiğit değil mi? Evet. Hocam siz Metin mi diyordunuz, Mert mi diyordunuz? Ben o dönem en çok bunu merak ediyordum. Valla kalecilerle biliyorsun antrenmanlarda kaleciler ayrı idman yaptığı için diyalog oluyor ama işte Metin, Mert karışık. Almanlar soyad oyun, söylenmesinden hoşlanır genelde. Mert diyordum. Bazen Metin diyorduk. O sessiz bir adamdı zaten. Stoperde de Tim Kopazin Oranak vardı sizde. Pazin Bulgar müthiş bir adamdı ama Timko ile birlikte Faruk da vardı. Onu Faruk da Sarman mıydı hocam peki? Hayır, Fenerbahçe'ye gelen Faruk ya. Aynen, aynen. Ankara güçlü. Ankara güçlü. Sol bekte Nuri vardı. Doğru, Nuri. Santrafor'da Lazarov. Hayır, Kaan Dobrovski. Kaan Dobro, Lazarov, Serdar, onlar üçü hücumcu. Bir de Serdar Topraktepe. Serdar Topraktepe. Bak şimdi size bir Türkiye. Aner Günleri de var mıydı o kadroda? Vardı. Oranak vardı gibi hatırlıyorum. Vardı. Cenk Erdirlik vardı. Cenk Erdirlik tabii. Nereden? Ben ona şans verdim, oynattım. Bak o zamanlar adamı birincilikte oynattım ya, Süper Lig'de. Şey yok muydu peki hocam? Kıvami Ayev, Sporting'den kiralamıştınız. Ayev müthiş. Şimdiki Ayev'in işte yeğeni. Evet. Yıl kaçtı? Tam olarak yıl kaçtı? 2001-2002. Orta sahada Cihan Aspolatlı vardı. Cihan Aspolatlı zaten şey Cihan Alex Yordanov, Cihan Aspolatlı, evet. Ve Cem Sinan. Cem Sinan Virgül. Aynen. Hocam kupa finalinde Kupa bak, finalinde Yordanov golü atınca gitti kupayı öptü. Daha maç bitmemişti. Lazarov, kızdınız mı? Uf, hem de nasıl. Bak, daha maç bitmemiş kupayı öpüyorsun. Belki Beşiktaş çevirecek maç. Yani zor da bayağı fark atıldı ama yani belki de çevirecek, dönecek mi? Çocuklar. Şimdi bak senesini söylüyorsunuz. 2001-2002'de Türkiye Kupası Beşiktaş finalinde ben santroforsuz oynamışım. Şimdi diyorlar ya işte gizli santrofor vesaire. Yani son iki senede moda oldu ya santroforsuz oyun. Dikkat edin. O maçta Lazarov, Dobrovski, Cihan'la Alex santrofor yoktu. İkisi kanat oynadı. Ben orta sahada bir fazla olmak için Beşiktaş'tan, o zaman Tümer'le Tayfur çok iyi oyunu yönlendiriyordu. Orta sahada bir fazla olayım diye santroforsuz oynadım. Serdar Topraktepe sonradan girdi oyuna. Dolayısıyla aradan kaç sene geldi mi? 20 sene önce oynamışım. 22 sene hocam. Maşallah. 22 sene önce, o zaman yoktu ki böyle şeyler. Amacım orada orta sahada bir fazla oynamaktı. Çok enteresan, bak şimdi kadroya insanlar kadroya bakmıyor. Skora bakıyor. 4-0'lık skora bakıyor. Tabii Dobrovski, bak arkadaş ne dedi? Dobrovski santrofor mu oynadı dedi. Hayır. Dobrovski solda oynadı. Yani ve ilk golü de Cihan Aspolatlı attı. Zaten o senenin sonunda ya da sonraki sene Cihan'la Oranak Galatasaray yaptı hocam. Doğru mu? Aspolatlı Ocak'ta geçiyor. Yani. Hasan hocam bir DM bakar mısın Discord'da ya? Serdar da şey yaptı. Beşiktaş yaptı. Yani Beşiktaş'tan gitmişti. Ondan sonra tekrar geri döndü o performansıyla. Dobrovski 30 yaşından sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Oranak, Cihan Galatasaray'a transfer oldu. Yani o sezondan sonra müthiş transferler oldu Kocaelispor'da. Zaten o takım devam etseydi belki şampiyonluğu oynardı. Hocam vallahi muazzamsınız. Uğur abi beklerken hocama bir sorum daha var benim. Hocam şu 4-1 miydi Arsenal maçı? 4-1. Şu Arsene Wenger'le olan aranızı ben canlı canlı bir dinlemek isterim hocam ya. Ya şimdi adam sen 11'leri çıkart falan filan, as 11'le çık. Şimdi orada
Swarovski'nin turnuvasına davet edildik biz Avusturya'da. Ben her sene orada bir yerlerde kampa götürüyordum takımı. Dolayısıyla Arsenal'la biz finalde birbirimize düştük. Tabii stadyuma gittik. Statta bir baktım şey de geldi. İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Svensson da geldi. Sven Goran Sven Goran Eriksson mı? Eriksson. Aynen. Sonra oturduk orada üçümüz beraber. Arsene Wenger falan. Muhabbet. İşte Kocaelispor'u sordu. Dedim ya biz iyi bir takımız. İşte Galatasaray'ı da 3-2 yendik. O finalden Galatasaray UEFA finalini almıştı. Ondan 2 ay sonra falan. Yani 2 veya 3 ay. Tam hatırlayamıyorum. Arsene Wenger şaşırdı. Galatasaray'ı nasıl yendiniz dedi. Hem de İstanbul'da yendik dedim 3-2. Sen de dedim ona göre kadro çık. Yani tam kadrondan çık dedim. Takım iyi bir takım ona göre dedim adama. Güldü. Daha sonra da tabii ben Şampiyonlar Ligi maçlarına gittim de hep görüştüm kendisiyle. Bir arada Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde maçı o rakip olmuşlardı. Dolayısıyla o cümle daha sonra böyle işte gündemde, medyada, orada vesaire. Ya bu arada Arsenal de Arsenal Hikmet hocam yani. Invincible tabii en iyi Arsenal'di. Yani en iyi 11'i ya. En iyi. Pires var, Patrick Vieira var, Henry var, Bergkamp da var herhalde. Var. Bergkamp var, Overmars var. Overmars var, doğru. Kaleci o neydi? Simon. Simon o var. O Galatasaray'a gelen neydi? Inamoto, o? Japon. İlk transferiydi. En az 40 tane Japon gazeteci gelmişti maça. Evet. Bak, Arsenal'a yeni transfer olmuştu. Şey önemli orada. Yani şimdi maç başladı. Onlar pas falan. Bir kaptık, bir geçiş oyunuyla 1-0, 2-0. Tabii maç sertleşti. Serdar Topraktepe geçen de onun güzel bir hikayesini anlatmış. Yani adamları sağdan sildik. 4-1'lik. Bugün o skoru alsan Türkiye yer yerinden oynar. Hocam zaman... bir de chatimiz biliyorsunuz genç kardeşlerimiz de var. Sizi de çok seviyorlar. Şu anda zaten daha yayınımız yeni başlamasına rağmen 8000 kardeşimizle beraberiz. Chatte yoğun bir şekilde bir soru var. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Eğer isterseniz ya Ataberk anlatmak istemiyorum da diyebilirsiniz. Hocam Koyke konusunu çok soruyorlar. Yani ya devamında ne oldu? Hocam soyunma odasında dövdünüz hocam. Ben hocam, size bir şey söyleyeyim mi? Biz Kuveyke ile bir reklam filmi çevirsek en az bak 10 milyon kişi izler. Aynı senaryodan değil mi hocam? Aynı senaryodan bir reklam filmi bence de. Aynı, bu Kuveyke olayı inanılmaz merak ve izleniliyor. Şimdi konumuz tabii futbol. Biraz da muhabbet de var bu işte. Aynı zamanda teknik adamların deneyim ve tecrübelerinden bilgi aktarma da var bizden sonra gelecek kuşaklara. Şimdi bizim Gençler Birliği ile bir maçımız var. Dolayısıyla maçtan bir gün önce rakiplerle ilgili kısa taktik, işte oyuncu görevleri hakkında toplantı yapılır. 20-25 dakika bilgi verilir. Şimdi ben maçtan bir gün önce hem rakiple hem bizim takımla ilgili konuşurken dedim ki çocuklar penaltı olursa Deniz Kada atacak dedim. Ha, Deniz Kada. Oradan da şunu örnek verdim. Bakın dedim Real Madrid'de Roberto Carlos orada, Figo orada, Beckham orada. Yani bunlar bir şekilde birbirleriyle anlaşıyor. Atıyorlar dedim. Gerçi geçen de şeyin dizisini izlediğimde Beckham'ın hep kavga yapıyorduk diyor. Sen atacaksın ben atacağım. Evet ben de izledim. Çok iyi Netflix'te. Yani orada da güzel doneler var teknik adamlar ve sporcular için. Sonra Kuveyke'nin yanına gittim. Kuveyke ona göre ha dedim ona. Tamam hocam dedi. Bunu tamam niye hocam söylüyor? Dedi mi hocam yoksa hani böyle tabii, yalandan tabii, bir tamam. Kafamı salladı. Hani. Tamam hocam ha gibi mi? Tamam hocam dedi. Şu bunu niye söylüyorum? Bakın siz de öğrenin çocuklar. Genç adamlarsınız. Niye bunu söylüyorum? Bir sene önce de Rıza Hoca Rize Spor'u çalıştırırken takım küme düşmemeyi oynuyor. Bursa'da gene Deniz atacak penaltıyı. Bu gidiyor topun başına geçiyor avuta atıyor. Ve takım küme düşme potasının %100 içine giriyor. Şimdi bu bilgi bende olduğu için yani insanlar işin biraz şey tarafında fakat işin ciddi olan tarafları da var.
Buradan da bakmak gerekiyor. Ben bunu bildiğim için özellikle kendisini uyardım. Sonra tabii maçta da penaltı oldu. Penaltı oldu. Bu tabii herkesin cüsseli de bir adam. Evet. Serkan vardı orada. İşte penaltıyı Deniz Kadı atacak diyor. Bu onu bir iteliyor. 2 metre uzatıyor. Herkes dışarıdan ben bağırıyorum. Üzerine gidiyorum. O bana böyle el kol hadi yürü falan filan vesaire. Dolayısıyla mükemmel bir penaltı attı. Ama esas olan penaltıdan sonra o kadar güzel bir gol attı ki. Bir evet. Dribbling. Asıl sağ o gol gerçekten muazzam bir gol. Şimdi bu golü atan adama o zaman ben de maçı seyretsem derim ki ya hocam böyle bir güzel plase yapan adama niçin penaltı attırmıyorsun derim. O golü gördükten sonra. Fakat işin rengi başka türlü. Yani bir sene öncesi var, kaçırdığı penaltı var. Bu maç bizim için de önemliydi. Çünkü oradan alınacak 3 puanla takım orta sıralara yerleşiyor. Vesaire. Bir de hiyerarşik bir düzen var. Falan. Çok sinirlenmiştim. Tabii geldik. Şimdi işin bundan sonra devamı var. Sadece insanlar oraya fokus olmuş. Rize'ye geldik. Hafta sonu da Fenerbahçe'yle maç var. Ben tabii 3 gün Kuve 2'yi antrenmanlara almadım. Kadro dışı da yapmadım. Özel idmanlara tabi tuttuk. Biz idmanı yaptırdık. Ama Kuva 2 golcüydü hocam ya. Yani iyi. Mesela ben Sparta Prag'da da bir kere denk gelmiştim yani özette. Denk geldin ya. Seni tebrik ederim. Aferin sana. Özetler tabii. Sparta Prag'dayken de. Evet. Ya ama orada da yani kuvvetli bir ceza alıp kadro dışı kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bir de sakatlığı vardı. Rize'de de çok ciddi sakatlığı vardı. Yoksa Kuva 2 hala oynardı. Çok iyi futbolcuydu yani. Ya ben hala görüşüyorum. Bana evime gelir gider çok. Koyke müthiş bir adam. Müthiş bir karakter. Dinleyin de devamını da bilin. Ona göre yorumları yapın. Dolayısıyla geldik. Tabii başkan rica ediyor, o rica ediyor. Üst düzey, alt düzey vesaire oyuncular. Dedim ki bu saygısızlık bana değil. Takıma yapıyor. Yani bir başkası penaltı atacak. O kullanıyor. Fakat o arada da ben analiz yapıyorum. Pozisyonu analiz yapıyorum. Ya bir baktım penaltıyı atacak Deniz Kada orta sahada duruyor. Ya sen penaltıyı atacaksın topun başına gitsene. Sonra şunu düşündüm. Ya adam penaltı atacak kişi orada yok. Niye bu kadar çocuğun üstüne gittin diye kendi kendime düşündüm. Bu kadar gitmemeliydim diye düşündüm. Onu tekrar kadroya aldım Fenerbahçe maçı için. Kadroya aldım. O da özür diledi vesaire. Şimdi maçtan Fenerbahçe maçından bir gün önce kadroyu yaptık. Bitti. Dedim ki yardımcı hocalara çocuklar penaltı olursa kim atacak? Esas mevzu güzel burada. Tarafı burada. İnsanlar bunu bilmiyor. Penaltı olursa kim atacak? Rize'de oynuyoruz. Rakip Fenerbahçe. 5 gün önce de böyle bir olay olmuş. Çünkü Rize'de sokaklarda Başbakan Koyeke yazıyordu resmiyle birlikte. O derecede sevilen bir adam yani. Dolayısıyla şimdi bir teknik direktörsün. Toplantıda penaltıcıyı belirleyeceksin. Yani Kuveyki atacak desen nasıl olur? Takımın koçu olarak. Veya bir başkası atacak dediğinde nasıl olur? Vesaire. Ben dedim ki çocuklar toplantıda şunu söyleriz. Penaltı olduğunda dışarı bakacaksınız. Orada ben size penaltıcıyı söyleyeceğim dedim. Hocam orada mesela Kvoke atsın dememenizin sebebi ya bir maçtan fikriniz değişti demeyelim. Şöyle. O, hocanın otoritesi sarsılmasın mı yani? Hani böyle şimdi, bir maçtan da döndü birlikte, demesinler gibilerden. Şimdi arkadaşlar bakın. En son milli takım maçı oynadık. Milli takımın sahadaki duruşuyla bundan önceki oynadığı maçlardaki duruşu arasında fark var mı yok mu? Ben şimdi hepinize soruyorum. Var hocam. Olmaz olur mu? Özgüven neden? Farkı var bir kere yani. Hayır, o özgüven başka bir şey. Bak başka yere atladım. Başka yere atla. Özgüven hepsinde var. Yani orada Hasan kardeşim şey önemli. Oradaki bir koçun duruşu yani Guardiola devre arası Haaland'la şeye giderken, soyunma odasına giderken adamların nasıl hararetle tartıştığını görüyor musun? Kavga değil ama. Şeyler yapıyorlar. Yani orada sen koç
takım içerisinde koçluk olduğunu göstermeli. Mesela İsmail Hoca'nın maç kazandıkça daha çok ısırdığını görmüyor musunuz? Hem kulübede, çizgide, basın toplantılarında. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Alex Ferguson ne diyor? Ben kaybettikten sonra antrenman sahasına çıktığımda general gibi yürürdüm diyor. Şimdi bazı hocalar kaybetti mi pısırık olur, kazandı mı general olur. Hangisi doğru? Dolayısıyla orada bir hiyerarşik düzen var. Şimdi onu da koruma adı. Çünkü Türkiye'de maalesef zaman zaman ülkenin coğrafyası mı, kültürü mü ne? Zaman zaman oyuncular, mesela şeye de karşıyım, bizden biri. Aa, aynı bizden biri. Bu çok yanlış bir tabir. Hoca için diyor, biz bu bizden. Yabancı hoca için çoğu zaman başlarda bu söylenir. Kuntz için de söylenmiyor muydu bizden biri diye? Tabii. Soruyorum, şimdi soruyorum, ilk geldiğinde öyle değil miydi? Evet. Medyada dahil herkes öyle diyordu. Ne oldu? Ne zaman gidiyorsun? Yani adamı bir dövmediğimiz kaldı yani. Doğru mu? Doğru hocam. Sanki adam kendi geldi. Biz istedik, adamı geldi. Neyse. Şimdi ne oldu? Maç başladı. 20 küsür dakikalar şak diye penaltı olmasın mı? Bizim lehimize. Rize Spor lehine. Ben de Koyeke sen atıyorsun dedim penaltıyı. Koyeke bana baktı. Sen atıyorsun. Koyeke sen at dedim. Bu hallettiler evet. O da ne yaptı? O da gitti Deniz Kadağ'a verdi mi topu? Hayda. O da avuta attı mı? Tribünler inliyor tabii. Tribünler suçlu hoca. Ama Koyeke ne yaptı? Koşarak o tribünlerden, tellerden yukarı şey yaptı. Yani orada bir karakter gösterdin. Nihayetinde Koyeke olayı budur. Yani gerçeği budur. Burada bir ders var. Antrenörlük dersi var. Oyuncu antrenörlük ilişkisi var. Ondan sonra oynanacak bir maçın anatomisi var. Durum bu. Teşekkür ederiz hocam. Hocam vallahi... Uğur Karakullukçu da geldi bu arada. Hoş geldi, sefa geldi. Daha Uğur çıkamadı üst odaya. Çok özür diliyorum. Değerli ekip arkadaşlarım. Akabes aşağı inelim. Öngörüleri başlatalım. Çok güzel sohbet ettik hocayla, sağ olsun. Hakikaten ben hocanın bu kadar girişken, bu kadar tatlı bir muhabbeti olduğunu zaten tahmin ediyordum ama keşke ağzınıza sağlık abi. Bizimle olsaymış. Sizi seviyoruz hocam. Sağ olun, teşekkürler. Sayımızda 10.000 oldu. Öngörüleri başlatıyoruz. Yavaştan oyuna geçiyoruz o zaman.